bayram sevinç, bayram mutluluk, bayram adı üzerinde neşe. Neyin bayramıdır bu? Şekerin. Yok, şeker bayramı değil kardeşlerim. Bu arınmanın bayramıdır. Bu temizlenmenin bayramıdır. Bu bağışlanmanın bayramıdır. Bu Rabbimizden 30 gün boyunca her iftarda aldığımız cennet sözünün bayramıdır. Bayram bunun bayramıdır. Bu seneye Ramazan'a kavuşma arzu ve isteğinin bayramıdır. Bir ay boyunca iftarıyla, sahuruyla, teravihiyle, namazıyla, niyazıyla, okunan Kur'anlarıyla, yapılan mukabeleleriyle Rabbinden af ve mağfiret dileyen, dünya ve ahireti için iyilik ve güzellik dileyen, hayır ve bereket dileyen mümine Allah'ın hani tüm bu vaatlerinin bayramıdır. Bu bayram cennete kavuşma bayramının adeta bir provasıdır değerli kardeşlerim. Büyüklerimizin ellerini öpelim, çocuklarımızı sevindirelim. Yine sosyal mesafemizi koruyarak, gereken hijyen tedbirlerini alarak, eşte, dosta, komşuyla, kimi zaman uzaktan, kimi zaman telefonla bayram iyi niyetlerimizi ve dileklerimizi paylaşalım. Bayramlar değerli kardeşlerim, hakikaten büyük fırsatlardır. Yeniden kardeş olmanın fırsatıdır. Yeniden dost ve arkadaş olmanın fırsatıdır. Bayramlar hani kaçırdığımız, ıskaladığımız, bazen dünyanın hengamesinden göremediğimiz, sevdiklerimizi görmenin, onları sevdiğimizin farkına varmanın ve bu sevgiyi onlarla paylaşmanın fırsatlarıdır. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hele bugün itibariyle ülkemizde ciddi anlamda mağdur insan da var. Muhacir kardeşlerimiz var misafir ettiğimiz. Sonra bu virüs dolayısıyla işinden olmuş kardeşlerimiz var. Bu mübarek günlerde kardeşlerimizi sevmek ve sevindirmek bayramımıza ayrı bir neşe, ayrı bir coşku katacaktır. Rabbim layıkı veçiyle kendisine kulluk edip hakiki bayramı mahşer günü ve cennette, cennetin günlerinde yapabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.